gündemi sarsan sıcak gelişmeyle başlayacağız. A Haber ekibi Suriye'nin Mare şehrinde terör inlerini görüntüledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrasında panikleyen YPG ve PKK'lı teröristler A Haber drone'una ateş açtı. Bu sıcak gelişmenin ayrıntılarını Suriye'den Mehmet Geçkel anlatacak. Evet, öncelikle lokasyonu düzeltelim. Mare değil, Marenes köyü ve Malikiye köyünü bizler görüntüledik. Tel Rifat'a 10 kilometre uzaklıkta bulunan Marenes ve Maliki köyünde teröristler hali hazırda zaten yuvalanmışlardı. Tel Rifat'ta da yine bir yandan tüneller kazmaya devam ediyorlardı. Daha önce de kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bay ile birlikte ilk kez Türk televizyonlarında A Haber ekranlarına Tel Rifat'ın havadan drone ile çekilmiş görüntülerini yansıtmıştık. Bu kez Marenes ve Maliki köylerini de yine drone ile görüntüledik. Teröristler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon sinyalinin ardından büyük bir paniğe kapıldılar ve birbiri ardına da mevzi ve siperler kazmaya devam ediyorlar. Görüntülerde toprağın yeni kazıldığını görmek mümkün. Aynı zamanda Marenes'e uzak olan o yeni kazılan siperlerden drone'u tekrar bu sefer Marenes köyüne yönlendirdik. Marenes köyü içerisinde bulunan sözde karargahlarının üzerine götürdüğümüzde teröristlerden bir kısmı karargahın içinden dışarı çıktı ve drone'u fark ettikten sonra ateş etmeye başladı. Defalarca ateş etse de drone'a isabet etmedi. Diğer teröristler de kaçışmaya ve içeri saklanmaya başladılar. Bu kez drone'u bir tahıl silosuna, Marenes köyü yakınındaki bir tahıl silosuna yönlendirdik. İşte bir zamanlar siviller o tahıl silosundan geçimlerini sağlıyorlardı. Orası da yine teröristler tarafından karargaha çevrilmiş durumda. Birçok evin çatısına kum torbalarıyla siperler yapmışlar. Özellikle evleri de alttan birbirlerine tünellerle bağlıyorlar ve bu tünel de her geçen gün yenisini eklemeye çalışıyorlar. Beton borularla yapılmış bir tünel ağını görüntüledik. Lafarge beton firması tarafından teröristlere sağlanan beton desteğiyle yapılan tüneller olduğunu da biliyoruz. Benzerlerini de daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri güvenli hale getirdiği, terörden arındırdığı noktalarda da görüntülemiştik. İşte o tünellerin benzerleri de yine bu noktada betonlarla yapılmış tünelleri görmek mümkün. Marenes'den Maliki köyüne yönlendirdiğimizde drone'u da Marenes köyünden Maliki köyüne giden metrelerce uzunluktaki bir tünel ağını gördük. Yine tünellerle köyleri de özellikle köyden köye tünel yaparak burayı da birbirine bağlamışlar. Özellikle şunu söyleyelim, gündüz saatlerinde teröristler dışarıda hareket etmiyor. İşte o tünellerin içerisinden evden eve veya köyden köye hareket ediyorlar. Aslında artık oraya da köy demek de biraz şey olur. Çünkü orası artık onların karargahı haline getirmişler. Çünkü evlerde siviller yaşamıyor. O evlerde harabeye çevrilmiş durumda. Terör örgütü PKK, YPG oradan çıkmak istemeyen sivillerin birçoğunu katletti. Kaçmayı başaranlar da yine özellikle Azez'de bulunan çadır kamplarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bir gün o evlere dönmenin hayaliyle yaşıyor. Teröristler de o evlerin altına yaptıkları odalarda, inlerde ve sığınaklarda barınmaya çalışıyorlar ki zaman zaman tünellerin orta kısımlarına baktığımızda oyuklar bulunuyor. O oyuklardan başlarını çıkarıp güvenli noktalara sızma ve saldırı girişiminde bulunuyor teröristler. İşte kahraman komandolarımız tarafından da bu saldırı girişimleri de bertaraf ediliyor. Özellikle Marenes köyünde teröristlerin sözde karargahının olduğu noktanın hemen arkasında yıkılmış evleri görüyoruz. Orası da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla teröristlerin başlarına yıkıldı. Daha önce de o noktada birçok teröriste kahramanlarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Sizler de şu anda Türk televizyonlarında ilk kez A Haber ekranlarında bu çarpıcı görüntüleri izliyorsunuz. Teröristler bir yandan operasyon sinyalinin ardından paniğe kapıldılar. Yeni mevzi ve siperler kazıyorlar. Hali hazırda başarılı operasyonlarla zaten terör örgütü PKK büyük bir panik içerisindeydi. Şu an o görüntülerde de gördüğünüz gibi başlarını dışarı çıkaramıyorlar. Drone'u fark edenler ateş ediyor ve diğerleri de kaçıyorlar. A Haber drone'unu görünce kaçan teröristler bakalım SİHA'ları görünce ne yapacaklar, nereye kaçacaklar? İlk kez Türk televizyonlarında A Haber'de izlediğiniz bu görüntüleri bizler haber nöbetimizi kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bay'la sürdürüyoruz diyelim. Sözü tekrar Suriye'den size bırakalım.